Herkese yeniden merhabalar. Türkiye'de olmak başlığında bu hafta Türkiye'de görme engelli olmayı işleyeceğiz ve yanımızda şu anda İlke Çeperli var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl hitap etmemizi istersiniz? Görme engelli ya da kör arasında bir seçim yapabilir misiniz? Varsanılanın iz düşümünü imgelemsel görüngüsüyle alınamadı sıkıncama yaşayan özel gereksinimli birey demenizi tercih ediyorum. Şaka bir yana ben körü tercih ediyorum. Çünkü Türkçe'de gözleri görmeyen kişiye kör denir. Bu kelimelerin yani kör, sakat gibi kelimelerin hakaret anlamı taşıdığını düşünen insanlar var. Ama şöyle bir durum var. Bir kelimenin hakaret anlamı taşıması tamamen dildeki kullanımı ile ilgili bir durum. Yani körü çıkarıp görme engelli dediğinizde de aslında bir kişiyi gözleri görmemesi üzerinden aşağılamak istediğiniz zaman gözleri görmeyen kişiye verilen adı kullanıyorsunuz. Mesela kör müsün demiyorsun da mesela işte bu ne böyle görme engelliler gibi yürüyor. Ya yani mesela sakat yerine engelli kelimesini kullanan insanlar var. Evet, engelli daha kibar gibi duruyor ama öte yandan birisi Twitter'da 3 Aralık'ta eski sevgilisinin engelliler gününü kutluyor mesela. Bu tamamen kelimenin hani engellilik kavramıyla ne kadar özdeşleştiği ile ilgili. Yani engellilik durumu eğer bir aşağılama konusu ise yani birini engellilik üzerinden aşağılayacaksak engelli için kullanılan kelimeyi seçiyoruz. Yani birine sakat demiyoruz da engelli diyoruz ama sonuçta yine bu hitabı onu aşağılamak için kullanıyoruz. Böyle açıklayabilmişimdir umarım durumu. Evet. Peki kör kelimesiyle devam etmek istiyorum. Kör bir birey olarak görebilen bir bireyle karşılaştığınızda ya da karşılaştırdığınızda hayata bakış açınız nasıl? Farklı mı? Şimdi şöyle, öncelikle gören bir birey dediğimizde kimi referans alacağız? Yani gören bireylerin de hayata bakışı birbiriyle aynı mı? Yani aylık geliri 10 bin dolar olan veya işte bir şirketin CEO'su olan bir gören kişiyle asgari ücretle çalışan, ailesine bakmakla yükümlü olan bir gören kişinin hayata bakışı aynı mı? Ya da hayallerini gerçekleştirebilmiş bir gören kişiyle gerçekleştirememiş bir gören kişinin hayata bakışı aynı mı? Bu da aynı şekilde. Kişinin yaşam kalitesi ne kadar tatmin ediciyse, onun beklentileri ne kadar uyuyorsa hayata bakışı aynı şekilde oluyor. Yani onunla orantılı oluyor. Türkiye'de kör bir birey olarak ötekileştirildiğinizi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Türkiye'de kör bireylere yönelik bir ötekileştirme var ama bu Aksaray'da atıyorum otizmli bireylerin, otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalanması gibi açık bir nefret şeklinde değil de bir mikro saldırganlık dediğimiz daha örtük, daha kapalı ve daha hafif sayılabilecek şekliyle var. Mikro saldırganlık dediğimiz şey aslında açık bir nefret değil ama bilinçaltındaki engelli algısını çok yansıtan bir şey. Birkaç örnek vereyim mikro saldırganlığa. Örneğin yok sayma. Yani biriyle konuşurken, kör biriyle konuşurken mesela onunla konuşmuyor. Yanındakiyle konuşuyor. Çay içer mi? İşte asansöre mi binmek ister? Veya işte adı ne? Okuyor mu? Yani böyle şeyler veya küçümseme olabilir mesela. Yani özellikle yardım aldığımız insanlardan çok duyduğumuz bir şey. Okul iş falan sen bir şeyler yapıyor musun? Var mı sende bir şeyler falan? Yani böyle bir hafife alma durumu var. Yani sen işte boş beleş yaşayan birisin. Senin hayatında yani iyi giden bir şeyler olamaz. Hani varsa belki bir ihtimal hani ne yapıyorsun falan gibi. Daha açık örneği de şu olabilir mesela. İşte benim oğlum bile Boğaziçi'ni kazanamadı. Sen nasıl kazandın? Sana özel bir sınav mı var? Hani inanamıyor çünkü. Engelli kişi onun kafasında o kadar dipte, o kadar gariban, o kadar sefil bir halde ki hani iyi durumda olan bir engelliyi gördüğünde kabullenemiyor. Yani oturtamıyor. Mikro saldırganlığın bunun gibi daha pek çok türü var. Benim de yazarı olduğum Eh Dergi'de Deniz Aydemir Döken'in mikro saldırganlıkla ilgili bir yazı dizisi var. Eğer izleyiciler onu o yazı dizisinde araştırırlarsa bunun daha detaylı örneklerini göreceklerdir. Benim şu an aklıma daha başka gelmiyor. İkili ilişkilerinde ya da duygusal hayatında nelerle karşılaşıyorsun? Buna biraz daha genel bir cevap vereyim. Aslında ya sorunlar, olumsuz örnekler üzerinden gitmeyeyim bu sefer. Bir tespit, kendi hayatımda yaptığım bir tespit üzerinden gideyim. Engelli olmayan insanlarla ilişkilerimizde bir kurtaran kurtarılan sarmalı var ve bu sarmala çoğunlukla istemesek de giriyoruz. Bu sarmala girmemek önemli. Şöyle, kurtaran kurtarılan ilişkisi çok oluyor. Özellikle yeni tanıştığımız biri öncelikle engellilik deneyimlerimizden haberdar oluyorsa ve paylaşımlarımız engellilik deneyimlerimizi yaşadığımız ayrımcılıkları anlatmak yönünde oluyorsa karşımızdaki kişi şöyle bir moda giriyor. İlke çok yaralanmış, İlke'yi çok dışlamışlar, ona hayatında neler yaşamış, başına gelmeyen kalmamış. Ben onun bütün yaralarını saracağım, ben ona bütün engellenmişliğini unutturacağım, ben onun
yani hayattaki en güvendiği insan olacağım gibi bir misyon ediniyor karşımızdaki kişi. Bu iyi bir şey gibi duruyor ama değil. Çünkü bunu yapmak adına iki kişilik yük alıyor karşıdaki kişi. Yani işlerimizi kendisi yapmaya başlıyor, bizim adımıza kararlar almaya başlıyor, bizim adımıza sorumluluk yüklenmeye başlıyor. Sonra bu sorumlulukları kaldıramıyor ve engelli kişiyi bundan dolayı ya suçlamıyor da o kişiye mesafe alıyor. Bunun tam tersi de mümkün. Mesela engelli kişi kurtaran, diğeri kurtarılan olabiliyor. Bu da özellikle şu tip durumlarda bu paternle karşılaşıyoruz. Karşımızdaki gören kişi daha önce agresif veya işte ters huylu veya işte işlerini başkasına yaptıran bir görme engelliyle karşılaşmış oluyor. Bunu bizimle paylaşıyor. İşte bizim iş yerimizde de falanca bir görme engelli vardı. O şöyle şöyle yapardı. Sen hiç onun gibi değilsin. Bu sefer kurtaran rolüne yani görme engelli taraf geçiyor. İşte ona körlüğü çok yanlış tanıtmışlar. Gerçek körlük bu değil. Ben bu kişinin algısını düzeltmeliyim. Bu kişiyle yani gerçek körlükle tanıştırmalıyım. Ona onun yanında yardıma ihtiyaç duymayan bağımsız bir birey gibi davranmalıyım ve o körlerin her şeyi aslında yapabildiğini görmeli. Bu da çok tehlikeli bir durum. Bu da görme engelli kişiyi amansız bir yarışa sürüklüyor. Sürekli bir kendini kanıtlama ihtiyacı, sürekli bir yarış, sürekli bir rekabet, hiç tanımadığı bir görme engelliyle rekabet. Ya bu iki durum da aslında hem görme engelli kişiyi hem gören kişiyi yoran bir durum ve bu ilişki biçimi kesinlikle bir arkadaşlık olamaz. Yani bir insanın bir insanı isteyerek veya istemeden kısıtladığı veya bir insanın bir insana kendini olmadığı biri gibi yani kendin olmadığı biri gibi gösterdiği ya da bir şeyleri ispat ettiği yani rahat olmadığı kişi arkadaş olamaz bence. Yani şey demiştim konuşmamın başında bu sarmaldan çıkmak önemli demiştim. Yani kendi adıma bu ilişkilerden çıkmanın yolunun yeni tanıştığımız, duygusal bağ kuracağımız insanlarla engellilik dışında da bir şeyler paylaşmaktan geçtiğini düşünüyorum. Yani sadece engellilik, yaşadığımız ayrımcılıklar, tabii bunları paylaşmak da önemli ama arkadaşlığın odağı bu olmamalı. İş hayatında herhangi bir zorlukla karşılaşıyor musun? Şimdi bu yapılan işe göre değişir. Ben serbest çevirmenim. Benim iş hayatımda karşılaştığım en büyük zorluk erişilebilirlik problemi. Biz çeviride, yazılı çeviride bir takım çeviri yazılımları kullanıyoruz. Bu yazılımlar ne yazık ki görme engelliler için, yani görme engellilerin kullandığı ekran okuyucu yazılımlarla entegre bir şekilde çalışmıyor. Bu sadece Türkiye'deki görme engelli, yani kör çevirmenlerin değil, dünyadaki kör çevirmenlerin yaşadığı bir sorun ve henüz çözüme kavuşabilmiş değil. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Yani genellikle çeviri sektöründe çok kullanılan bir yazılım ama erişilebilir olmadığı için bu yazılımı kör birisi kullanamıyor ve kullanamadığı için alabileceğinden çok daha az iş almak zorunda kalıyor bir serbest çevirmen. Ya böyle bir sorun. Yani illa ayrımcılıktan kaynaklanmak zorunda değil her sorun. Sence Türkiye körler ya da diğer engelli bireyler için yaşanabilecek bir ülke mi? Teoride evet, pratikte hayır. Yani şöyle, ülkemizdeki yasalara baktığımızda veya taraf devlet olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ne baktığımızda engellilerin tüm haklardan diğer insanlarla eşit şekilde yararlanabilmesinin çok açıkça belirtilmiş ve bunun nasıl yapılacağı bile öngörülmüş. Madde madde var ve yani bizim yasalarımızda var, uluslararası sözleşmelerde var. Engellilerin kanun önünde eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği gibi hakları var ama pratikte bunlar uygulanmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor değil ama yapılanlar da takip edilmiyor. Yani izleme faaliyetleri çok yeterli değil, denetleme faaliyetleri çok yeterli değil. O yüzden yani kanunlarımız mükemmel ama uygulamada sıkıntı var. Yani mükemmel de demeyeyim şimdi, çok hani ayrımcı hükümler de var. Mesela görme engellilerin imza atarken iki şahit bulundurması zorunluluğu gibi çok ayrımcı maddeler de var kanunlarda ama yani genel olarak haklarımızın tesis edilmesi noktasında kanunen bir sorun yok. Uygulamada daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Genellikle 3 Aralık gibi özel günlerde yapılan farkındalık amacıyla göz bağlama ya da bastonla yürüme gibi etkinlikler var biliyorsun. Sence bu etkinlikler farkındalığı gerçekten artırıyor mu? Kesinlikle artırmıyor. Yani bu tip farkındalık etkinlikleri, yani projeler falan da var bununla ilgili. Bu tip farkındalık etkinliklerinde siz aslında kendi kafanızdan Amerika'yı keşfetmeye çalışıyorsunuz. Yani gözlerinizi bağlıyorsunuz veya karanlık bir odaya geçiyorsunuz. Elinize bir tane baston veriyorlar. Siz körlüğe dair hiçbir şey bilmez halde çarpa çarpa bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama bu deneyimlediğiniz şey, evet, görme duyumunuzun olmaması olabilir ama körlük değil. Yani körlük, şu an 25 yaşında bir kör
ortalama bir kör, doğuştan körse Braille yazı bilir, ekran okuyucu programlarla bilgisayar kullanmayı bilir, bastonla nasıl yol bulacağını bilir. Yani kendine özgü geliştirdiği yöntemleri vardır hayatını idame ettirmek için. Ama bu tip, yani gözlerini kapatan bir insan, bu yani yeni doğmuş bir kör gibi ya da sonradan gözlerini kaybetmiş, hastaneden taburcu olmuş, hastaneden dışarı adımını atmış bir kör gibi. Yani bu tip şeyleri denediği zaman, ya nasıl ki körlüğe yeni alışan biri bunun ne kadar içinden çıkılmaz felaket bir durum olduğunu düşünürse, bu tip, yani bu tip etkinlikleri deneyen insanlar da aynı şeyi düşünüyor. Yani körlük ne kadar zor bir şeymiş. Zaten gözlerini bağlamadan önce de körlüğün zor bir şey olduğunu düşünüyordun. Yani değişen hiçbir şey olmadı. Sadece fikrin daha pekişmiş oldu. Yani biz bu tip etkinliklerle insanların kendi kendine bir şeyleri bulmasından ziyade engelli insanlarla etkileşime geçmesini savunuyoruz. Yani karşılıklı benim hangi erişilebilirlik düzenlemelerine ihtiyaç duyduğumu ancak bana sorarak, beni tanıyarak, benim hayatımı gözlemleyerek öğrenebilirsin. Yani bunun için empati değil etkileşim diyoruz ve İstanbul için konuşacak olursak 20 milyonluk şehirde engelli bireylerle tanışmadım ve 20 yaşın üstündeyim lafını ben geçerli bir mazeret olarak kabul etmiyorum. 20 milyonluk şehirde binlerce görme engelli var. Binlerce farklı engel türünden insan var. Senin bilmem ne metro istasyonuna gidip de kapkaranlık bir yerde elini baston sallamanı, yani buna gerek yok. Ona gidiyorsan ilçendeki rehabilitasyon merkezine de gidersin. İlçendeki engelli derneğine de gidersin. Birebir insanlarla etkileşimde kurarsın diye düşünüyorum. Peki son sorumu soracağım sana. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Ortak Platformu ayrımcılığa karşı açık dersler vermişti. Ve o derslerde Türkiye'de engelli birey olmak adı altında bir şeyler söylenmişti. Şimdi o derslere döndüğümde şöyle bir şey hatırlıyorum. Engelli bireylere onların rızası olmadan yardım etme dürtüsüyle ilgili bir şeyler söylenmişti. Bu konuda sen ne söylemek istersin? Size nasıl yardımcı olabilirim cümlesini kuracak kadar Türkçe bildiğini varsayıyorum bu videoyu izleyen insanların. Bu çok zor bir şey değil. Yani bir insanın, gören görmeyen herhangi bir insanın vücuduna rızası dışında dokunmayı taciz olarak nitelendiriyorsak, bunun yani illa bir farklı bir niyetle yapılmış olması gerekmiyor. Yardım, yani iyi niyetle de yapılıyor olsa, bir insanın bedenine isteği dışında dokunmak tacizdir. Ki yardım kisvesi altında tacize uğradığını iddia eden, yani beyan eden görme engelli kadınlar çok fazla. Yardım kisvesi altında tacize uğruyorlar toplu taşıma araçlarında ve ses çıkardıklarında suçlu duruma düşüyorlar. O kişi sana yardım etmek istedi. Kesinlikle taciz gibi bir niyeti olamaz. Sen yanlış anlıyorsun. Sen engelini kabullenememişsin gibi bir suçlama oluyor. Bir insanın bedenine dokunmadan önce illa yardıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorsak, yani düşünüyorsanız, kibarca yaklaşıp merhaba, size yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Hayır dediği zaman o onun sorumluluğudur. Yani ben seni düşünmek istedim de sen işte engelini mi kabullenemiyorsun da bak işte çarpacaksın da, çarpacaksa da çarpacak, o onun sorumluluğunda artık. Seni reddetmiş sonuçta, kendisi yapabileceğini düşünmüş. Belki çarpa çarpa öğreneceğini düşünüyor. Belki de gerçekten de öyle oluyor. Çoğu zaman hani düşe kalka öğreniyoruz. Yani bir insan, yani bir bebek yürümeyi nasıl öğreniyorsa biz de aynı şekilde bir yön bulmayı aynı şekilde öğreniyoruz. Yani burada görme engellinin iradesine de saygı göstermek gerekiyor.